Türk gençliği Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesiyle sizlere emanet edilen bu kutsal vatanın her bir karışı tarihi akışını değiştiren mücadelenin ve bağımsızlığın ruhunun bir sembolüdür. Atatürk sizlere seslenirken her türlü zorbalık, baskı, ihanetin içine dahi Cumhuriyet'in temel ilkelerini savunmamızın gerektiğini vurgulamıştır. Özellikle anayasamızın ilk 4 maddesi bu bağımsızlık ruhun temel taşlarını oluşturmaktadır. Anayasa değiştirilemez. Değiştirilmesi teklif dahi edilemez. İlk 4 maddesi Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluşunun dayandığı en sağlam ilkeleri korur. Bunlar Türkiye'nin layık, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olduğuna dair güvencelerdir. Devletimizin ilkesi ve milletin bölünmez bütünlüğünü, resmi dili Türkçe olan üniter yapısını, bayrağı ve İstiklal Marşı milli birliğimizin simgeleridir. Bugünlerde bu madde üzerinde yapılan tartışmalar Türk gençliğini yeniden görev bilincine çağırıyor. Çünkü bu maddeler Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü, bağımsızlığını ve layık cumhuriyet geleceğine güvence altına alan kilit ilkelerdir. Atatürk'ün belirttiği gibi muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Türk gençliği olarak bu kutsal emanetin her koşulda savunulması, korunması bizlerin omuzlarındadır. Anayasa ilk 4 maddesi sadece birer hukuki metin değil, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'ndaki kazanılan zaferin ve bağımsızlık idealinin geleceğe mirasıdır. Bu maddeler Türkiye'nin kimliğini, varlığını, birliğini koruyan bir kalkan gibidir. Değiştirilmezliği Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuna dek yaşayacağının teminatıdır. Türk gençliği sizlere emanet edilen bu değerleri korumak, her türlü tehdit karşısında dimdik durmak, Cumhuriyet'in en büyük güvencesidir. Bu vatanın geleceği sizlerin elindedir. Unutmayın, bu ülkeler gelecekte Türk milletinin özgür bağımsızlığını kılacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyene! Ne mutlu Türk'üm diyene! Ne mutlu Türk'üm diyene! Ne mutlu Türk'üm diyene!